Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte son dönemde elektrikli otomobil pazarında yaşanan gelişmeleri aslında masaya yatırmak istiyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar, geçtiğimiz günlerde Tesla Türkiye'de ucuza satacağı bir otomobil olduğunu açıkladı. Aslında bu bir Model Y ama ne oldu? Biraz daha gücünü kısıtladılar ve bu otomobili %10'luk vergi dilimine sokarak arkadaşlar ne yaptılar? Fiyatını 2 milyon liranın altına düşürdüler. Şu anda vergiler dahil 1 milyon 900 bin liralara geliyor bu Tesla otomobili. Şimdi şöyle bir durum var burada. Tabii akıllar karıştı, dediler ki yani Tesla motoru mu değiştirdi? Yo, hayır, motor değişmemiş. Batarya kapasitesi biraz azaltılmış vesaire, ama bu noktada şöyle bir durum var arkadaşlar. Biliyorsunuz Tesla uzaktan otomobillerini güncelleyerek motor kapasitelerini, hatta otomobillerin menzillerini bile uzatabiliyor. Bu noktada sadece şunu yapmışlar. Ufak bir yazılımla motorun gücünü kısıtlamışlar. Peki bu ne demek oluyor? İleride Tesla eğer isterse, bak yapacak demiyoruz arkadaşlar, eğer isterse bu motoru hali hazırda 2 milyon küsür liralara satılan Model Y gibi gücünü arttırabilir. Yani bunu yapabilirler arkadaşlar. Sadece bu yazılımla kısıtlanmış bir durum. Tabii ki şu da var. Muhtemelen arkadaşlar bu yazılım işini kaçak göçek, biliyorsunuz bizim ülkemizde otomobillere yazılım atma, stage atma vesaire son derece popüler zaten. Tesla'ları da atabilirler. Yani siz atıyorum o modeli aldınız, götürdünüz bir yazılımcıya, beyinciye. Belki yapabilir. Tabii Tesla buna müsaade eder mi? Yazılım tarafında sıkıntılar çıkar mı? Bunları şimdilik kestirmek biraz güç. Bu birinci gelişmeydi. Tesla'nın Türkiye'de %10 vergi dilimine giren ucuz bir model satacak olması. Gelelim ikinci gelişmeye. İkinci gelişme ise arkadaşlar, TOGG gerçekten eşine son dönemlerde rastlamadığımız bir kampanya yapmaya başladı. Şu var, son dönemde zaten televizyonu izliyorsanız sıklıkla görüyorsunuzdur. İşte 350 bin TL 0 faiz, 200 bin TL 0 faiz. Tabi bunlar 12 aile kısıtlı. Ya da işte 400 bin lira 1.99 faiz vesaire. Ama TOGG ne dedi arkadaşlar? 800 bin lira. Yani 800 bin lira faizsiz kredi 12 ay. Ben vademi uzatmak istiyorum derseniz, biraz faiz oranı yükseliyor, 1.99 gibiydi yanlış hatırlamıyorsam. Ve vade de 36 aya kadar uzuyor ki bunu şu anda hiçbir otomobil üreticisi temin etmiyor, vermiyor arkadaşlar. Yani baktığınız zaman TOGG haricinde faizde bu kadar avantajlı bir kampanya sunan hiçbir otomobil üreticisi yok. Tabii ki bunu şuna bağlayabiliriz. TOGG yavaş yavaş doyuma ulaşmaya başlamış olabilir ki bunu sarı sitedeki ilanlardan da rahatlıkla anlıyoruz arkadaşlar. Elektrikli otomobiller kısmına baktığınızda en çok satışa koyulan otomobilin neredeyse biz TOGG olduğunu görüyoruz. Bakın, elektrikli otomobiller olarak söylüyorum bunu ben. Aslında bakıldığı zaman şu ana kadar 30 bin TOGG falan satılmıştır en fazla, biliyorsunuz. İşte yılbaşına kadar 20 bin taneyi vermeyi garantilemişlerdi. 19 bin küsür tanesini teslim ettiler yanılmıyorsam. Daha sonrasında da 10 bin tanesini zaten şu ana kadar satmışlardı diye düşünüyorum ben. Hali hazırda TOGG'un sitesine girip rahatlıkla TOGG satın alabiliyorsunuz. Kura vesaire yok ve direkt olarak size TOGG'unuzu teslim ediyorlar arkadaşlar. Bu noktada sahibinde ne? Baktığımız zaman, yani o sarı site olarak nitelendirdiğimiz sahiplerine baktığımız zaman arkadaşlar, TOGG ilanlarının hayli revaçta olduğunu görüyoruz biz. Tabii ki ilan var ama satış yok ve fiyatları da en düşükten sıraladığımız zaman arkadaşlar 1 milyon 200 küsürlerden başlıyor. Tabii ki işte 4 çekere göre vesaire bu fiyatlar değişiyor. Peki neden insanlar TOGG'u bu kadar çok satmak istiyorlar? Onun kısmını bilmiyoruz ama şu var arkadaşlar. İlk bu kurayla satıldığı zaman herkes kuraya girdi vesaire. O dönemde hatırlayacağınız üzere otomobil fiyatları zaten absürt seviyelerdeydi. Hatta TOGG kurayla teslim edildikten sonra bir kullanıcı TOGG'unu 3,5 milyona mı ne satmaya çalışmıştı, belki hatırlarsınız. O dönemde o kullanıcıya yasal işlem vesaire uygulanmıştı. Biliyorsunuz hani liste fiyatının üzerine satamaz muhabbetleri vardı. Dolayısıyla bu noktada birçok fırsatçı TOGG satın aldı. Şunu düşündüler, ya ben bu otomobili alayım. İşte 6 ay geçince, yasal süresi var ya, 6 ay geçince ben bunu her türlü güzel bir fiyata satarım dediler. Bir de muhtemelen şunu düşünmüş olabilirler, ya bu TOGG şimdi ucuza çıktı ama işte 6 ay sonra, ne bileyim 1 sene sonra muhtemelen bunun fiyatı uçacaktır. Uçtuğunda ben bunu çok güzel bir fiyattan satarım, güzel de kar ederim dedi. Ama tabi otomobil sektöründe hiç beklenmedik gelişmeler yaşandı arkadaşlar. Şu anda ikinci el otomobil pazarı durma noktasına gelmiş durumda. Yani satış yok diyebileceğimiz kadar az. Bu noktada tabii ki birçok etken var. Ekonomi yönetimindeki değişiklikler vesaire bunlara etki etti. Ve bu fırsatçıların elinde muhtemelen onu TOGG'lar kaldı ve şimdi de listelemiş durumdalar. Hatta takasa falan bile giriyorlar. Diyorlar işte içten yanmalı motora sahip, işte benzinli ya da dizel araçlarla takas olur vesaire. Bunu sarı siteye girdiğinizde görebilirsiniz. Gelelim
3 arkadaşlar. Hali hazırda biliyorsunuz zaten Türkiye bir Çinli otomobil üreticisi istilası altına girmiş durumda. Yani baktığınız zaman son 2 yılda Türkiye'ye pek çok Çinli otomobil üreticisi giriş yaptı ve yapmaya da devam ediyorlar. Bunlardan bir yenisinin daha geldiği söyleniyor. Biliyorsunuz Changan Çin'in en büyük otomobil üreticilerinden biri. Bunun da Türkiye pazarına bir elektrikli otomobille gireceği söyleniyor ve bu elektrikli otomobilin de son derece uygun bir fiyata satılacağı dile getiriliyor arkadaşlar. Tabii ki bekleyip göreceğiz. Şimdiden söylemek, bir şeyler söylemek daha doğrusu çok fazla doğru olmayacaktır bu konuda. Ama Çinli otomobil üreticilerinin Türkiye pazarına bir ilgisinin olduğu da kesin diyebiliriz. Evet, bu konular hakkında sizin de görüşleriniz varsa videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Bizler de elimizden geldiğince sizlerin yorumlarına katkı sağlamaya çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.